Sağ ol. Sular gibi ömrün uzun olsun kızım. Ay ne iyi oldu böyle bir araya geldik. Vallahi bence de çok güzel oldu toplandık. Yani bugün o kadar yoğun işim vardı ki ama sırf sizi kırmamak için koşa koşa geldim. Ne oldu Feride, gıcık mı tuttu? Yok yok öyle yani. Yok bir ses çıkardın da ben yok, dedim yok. Ne oldu? Hasanli Beyciğim, bizler sizin her zaman önceliğinizdiz. Bunu bilmek bizi çok mutlu ediyor. İnanın iyi ki geldiniz ama Cansu'yu göremiyorum. Anneciğim Cansu Emir'le yemekte ya, söyledim sana. Ne dedin Yıldız? Emir'le yemek ne deneyinesi? Baba bize ne ya? İstediği insanla yemek yer Cansu, değil mi? Yani bu da Cansu'yu kendi kızı zannediyor. Ya Feride, ya gariban bir kıza koganat geliyorum ben. Bu da mı suç? Neyse sen devam et. Bu yemek neyinesi? Babacığım, Emir bizim çok yakın arkadaşımız. Zaten bizimle beraber çalışıyor. Biz aslında Çağatay, ben, Emir, Cansu program yapmıştık ama ben unutmuşum bugün olduğunu. Şimdi burada sizleyiz diye onlar baş başa gitti. Ama hiç merak etmeyin, çok güvendiğimiz biri. Niyeti ciddi mi? Tabii ya tabii. Ya Cansu biz hep Cansu mu konuşacağız ya, bir araya geldik burada. Bir yerden de eksik kalsın bu kız. Ay annesinin oğlu, konuş çocuğum, konuş konuş. Sen de mi Çağatay? Hı? Sen de mi? Bak anan konuşuyor car car. O bir konuşuyor, sen iki konuşuyorsun. Ya bu Cansu size ne etti? Aman. He? Ne etti? Hasan Ali Beyciğim, inanır evet. mısınız? Ben Cansu'yu kendi kızım gibi seviyorum. Yani Yıldız neyse neredeyse Cansu da öyle olmak üzere. De, sevgi dolu yürek. Neyse bu konuyu kapatalım. Yok yok dur, kapatmayalım. Hazır açılmışken bir laf edeceğim sana. Şimdi Cansu bir kargo şirketinde çalışmış evvelden. Sen onu yanına al. Beraber çalışın. İşe al onu sen. Aa, istersen nüfusumuza da alalım Hasan Ali. Ha? Olur mu? Baba benim iş yerinde durumlar acayip karışık. Kadrom da zaten dolu, o yüzden hayatta olmaz. Yani kız için olmaz. Neyse bu tatlı sohbetimize masada devam edelim. Ben masayı hazırlarken de Feride Hanım'ın çok dokunuşları oldu. Ama olmadı, olmadı. Anne diyeceksin. Yok ben istemiyorum anne falan. İstemiyorum, benim bir tane oğlum var. O bana anne desin yeter. Çağatay'cığım. Efendim? Sen bana anne diyebilirsin. Asuman anne diyebilirsin canım. Canın nasıl isterse. Tamam anneciğim sağ ol. Hadi hayatım hadi yemeğe geçelim. Asuman Hanım yani öyle laflar ediyorsunuz ki. Buyurun hanımlar. Geç. Buyur baba. Sağ ol. Çağatay 2 yaşındaydı. Böyle çok güzel bir çocuktu. Saçları sapsarı, kıvır kıvır, şahane. Kıyamadım, kestiremedim saçlarını. Sonradan koyuldu herhalde. Efendim anlamadım. Çağatay diyorum. Herhalde sonradan koyuldu. Küçükken pek sarışınmış gibi bir hali yok da. Anneciğim bir şey anlatıyor Feride Hanım, kesme. Ya yok baba olmadı. Bak anne diyecektim. Babacığım ben derim de Feride Hanım istemiyor. Neyse buyurun Feride Hanım, biz sizi dinliyoruz. Çağatay'ın küçüklük saçlarıydı konu. Neyse işte kuaförüme gittik. Kadınlar etrafında pervane tabii. Neden? Çünkü çok beğeniyorlardı Çağatay'ı. Anneciğim devam var, dinle. Onun da böyle saçlar sarı, sapsarı, kıvır kıvır ama nasıl bir sarı biliyor musun? Böyle açık sarı ama hani küllü bir sarı. Çok güzel. Evet evet, biz sokakta böyle geziyoruz. İşte Feride, Çağatay, ben. Geçenler hep böyle maşallah maşallah diyorlar. Öyle değil mi Feride? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Neyse. Hani diyorlar ki bize biraz kesin verin de hiç olmazsa kuaförümüze yaptırsak bu rengi verim. O kadar güzel bir rengi çünkü. Ay. Hem küllü hem sarı çok da yakışıyor. Boya yapılamıyor öyle. 3. Ne 3? Boya numarası 3. Koyu kestane rengi her markada aynıdır. 3 numara. Onu demiyor ki anne Feride Hanım. Ben de Çağatay'ımın saçlarını çok beğeniyorum. Bence de küçükken sarıydı. O zaman birazcık da ben anlatayım. Sen ne anlatacaksın anneciğim? Senin küçüklüğünü Yıldız, altın gibi saçları böyle beline kadar hiç kestiremezdim ben de. Hiç kıyamazdım. Bursa'da böyle yürürüz el ele. Ay şeker ister dururdun hep, hatırlıyor musun Yıldız? Ama herkes böyle bakardı evlerden, bu kız kim diye böyle yemyeşil gözler.